hem bu üç vezaif birden bir şahısta yahut cemaatte bu zamanda bulunması ve mükemmel olması ve birbirini cerh etmemesi pek uzak, adeta kabil görünmüyor. Ahir zamanda Ali Beyt-i Nebevi'nin cemaat-i nuraniyesini temsil eden Hazreti Mehdi de ve cemaatindeki şahs-ı manevi de ancak içtima edebilir. Bediüzzaman bu sözünde Hazreti Mehdi'nin üç görevi olduğunu belirtmekte, bu üç görevin bir arada yerine getirilmesinin Hazreti Mehdi'nin en önemli alametlerinden biri olduğuna dikkat çekmektedir. Bediüzzaman kendi yaşadığı dönemde bu üç görevin birden yerine getirilemediğini, bunu ancak Hazreti Mehdi'nin gerçekleştirebileceğini söylemektedir. Üç vezaif birden. Bediüzzaman eserlerinin pek çok yerinde Hazreti Mehdi'nin yerine getireceği üç görev olduğundan bahsetmiştir. Bediüzzaman, Hazreti Mehdi'nin en önemli alametlerinden birinin bu üç görevi birden yerine getirmesi olduğunu belirtmektedir. Bu görevlerin birincisi, materyalist, darvinist ve ateist felsefelerle fikri mücadele yapılması ve bu akımların fikren tam olarak susturulmasıdır. İkincisi, İslam dünyasının liderliğini üstlenerek İslam birliğinin sağlanması. Üçüncüsü ise Kur'an ahlakının ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinin yeniden canlandırılmasıyla tüm yeryüzüne hakim kılınmasıdır. Ahir zamanda gelecek olan Hazreti Mehdi bu görevlerin üçünü birden yerine getirecektir. Bu alamet onun tanınmasını sağlayacak ve onun en önemli özelliklerinden olacaktır. Bediüzzaman eserlerinde Hazreti Mehdi'nin aynı anda siyaset mehdisi, saltanat mehdisi ve diyanet mehdisi olarak üç özelliğe birden sahip olacağını ve bu üç alanda birden mehdilik yapacağını söylemiştir. Bediüzzaman, Kur'an ahlakını dünya üzerinde hakim kılmak amacıyla önceki asırlarda da bazı Müslüman şahısların geldiğini, ancak bunların hiçbirinin ahir zamanda Hazreti Mehdi'nin yapacağı üç önemli görevi bu şekilde bir arada yerine getiremediklerini ifade etmiştir. Bu nedenle de ahir zamanın büyük Mehdi'si unvanını alamadıklarını belirtmiştir. Bediüzzaman bu anlamda Risale-i Nur'un da Hazreti Mehdi'nin üç görevinden birincisi olan imanı kurtarmak görevini yerine getirdiğini söylemiştir. Ancak bu hizmetin dar dairede sınırlı kaldığını, Hazreti Mehdi'nin geniş dairedeki görevlerini ise ancak Büyük Mehdi'nin gerçekleştireceğini açıklamıştır. Hazreti Mehdi ortaya çıktığı zaman hadislerde de belirtildiği gibi Mehdiliğini iddia etmeyecek ya da bunun propagandasını yapmayacaktır. Hazreti Mehdi'nin burada sayılan büyük icraatları bu kutlu şahsın ortaya çıktığının en büyük ispatı ve delili olacaktır. Bediüzzaman, Hazreti Mehdi'nin üç vezaifi birden yerine getireceğini hatırlattığı bu sözüyle bu konunun önemini bir kez daha hatırlatmaktadır. Kendisi de dahil olmak üzere önceki müceddidlerin hiçbirinin bunların üçünü bir arada gerçekleştirmediğini belirterek Hazreti Mehdi'nin o dönemde henüz gelmemiş olduğunu ifade etmektedir. Hem bu üç vezaif birden bir şahısta yahut cemaatte bu zamanda bulunması ve mükemmel olması ve birbirini cerh etmemesi pek uzak, adeta kabil görünmüyor. Bediüzzaman bu zamanda sözleriyle kendi yaşadığı dönemden bahsetmektedir ve kendi zamanında Hazreti Mehdi'nin yerine getireceği üç görevi birden mükemmel bir biçimde, hakkıyla ve biri diğerine mani olmadan, zarar vermeden, eksiksiz ve kusursuz olarak başarabilecek bir şahıs ya da cemaat bulunmadığını belirtmektedir. Bediüzzaman bu kanaatinin ne kadar güçlü olduğunu pek uzak ve adeta kabil görünmüyor sözleriyle açıkça belirtmiştir. Bu da
Hazreti Mehdi'nin Bediüzzaman'ın yaşadığı dönemde ortaya çıkmadığını gösteren bir başka önemli delildir. Bediüzzaman'ın yaşadığı dönemde 3 görevin birden yerine getirilmesine imkan olmamıştır. Bediüzzaman ancak kendisinden bir asır sonra gelecek Büyük Mehdi'nin bu görevlerin hepsini yerine getireceğini bildirmektedir. Ali Beyt-i Nebevi'nin Cemaat-i Nuraniyesini temsil eden Bediüzzaman eserlerinde birçok kez Hazreti Mehdi'nin hadislerde bildirildiği üzere Seyyid yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin soyundan gelen bir kimse olacağını, kendisinin ise Seyyid olmadığını belirtmiştir. Bediüzzaman bu sözünde de bu konuya bir kez daha açıklık getirmekte, Ali Beyt-i Nebevi'nin Cemaat-i Nuraniyesini temsil eden sözleriyle Hazreti Mehdi'nin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek soyundan olacağına dikkat çekmektedir. Bediüzzaman, Hazreti Mehdi'nin bu önemli alametlerinden birini hatırlatarak kendisinin Hazreti Mehdi olmadığını ifade etmektedir. Hazreti Mehdi ve cemaatindeki şahs-ı manevide. Bediüzzaman burada çok önemli bir gerçeği açıklamaktadır. Bu söz, Hazreti Mehdi'nin manevi bir kişi değil, bir şahıs olacağını göstermektedir. Zira Bediüzzaman, Hazreti Mehdi ve cemaatindeki şahs-ı manevide sözleriyle, Hazreti Mehdi'nin şahsından ve onun şahs-ı manevisini oluşturan cemaatinden ayrı kavramlar olarak bahsetmektedir. Aradaki ve kelimesi, Hazreti Mehdi'nin ve cemaatinin iki farklı varlık olduğunu ifade etmektedir. Hazreti Mehdi'nin kutlu şahsıyla birlikte bir de onun şahsı manevisini oluşturan bir cemaati olacaktır. Hazreti Mehdi'nin şahsı olmadan böyle bir şahsı maneviden söz etmek mümkün değildir. Bediüzzaman da bu gerçeği ifade etmekte ve Hazreti Mehdi'nin bir şahıs olacağını müjdelemektedir. Ancak içtima edebilir. Bediüzzaman'ın açıkladığı bu üç büyük görev ancak ahir zamanda gelecek Hazreti Mehdi'nin yerine getirebileceği görevlerdir. Bediüzzaman burada kullandığı ancak kelimesiyle bir başkasının bu görevleri başarmasının Allah'ın dilemesiyle imkansız olduğunu belirtmiştir. Çünkü Allah bu vazifeleri yalnızca Hazreti Mehdi'nin yerine getirebilmesini takdir etmiştir. Hazreti Mehdi de kaderinde böyle takdir edildiği için bu görevleri Allah'ın izniyle başarıyla yerine getirecektir. İslam tarihinde henüz bunu başaran bir kimse ya da topluluk görülmediği gibi Bediüzzaman kendi yaşadığı devirde de bu durumun gerçekleşmediğini vurgulamaktadır.